Tahin pekmez nasıl karılır onu göstermek istiyorum. Piyasadan ikili olarak alınabilecek tahin ve pekmezler var. Şu şekilde çeşitli şekillerde. Bu tahinler biriktiği zaman üzerinde sadece yağı oluyor şöyle. Onu karıştırmak için önceden birkaç dakika şöyle bolcana yapın. Bu şekilde dik durduğu için esas tahini dibinde kalıyor, katı halde oluyor. Bu katı haldeki karışımını biraz sulandırmanız daha iyi olacaktır. Veya büyükçe bir kaşık veya çatalla bunu önceden kendi tabakası içerisinde karıştırın diyorum. Şöylece de bir alüminyum kapağı var bunun bozulmadan durduğunu sizlere ispatlamak için bu şekilde yapıyorlar. Bunu şöyle sulu halde bakın üstü yağı üstte geliyor. Bu üstte gelen yağını şöylece önceden bir karıştırın. Şöyle akıcı bir hale gelsin. Yağlı kısmıyla tahinli kısmı bir araya gelsin. Daha sonra bunu düzgünce derin bir kapta dökün. Yiyeceğiniz kadar günlük veya birkaç günlük bu şekilde yiyeceğiniz tahini akıcı halde olsun. Bunu boşaltın. Ve birebir pekmez dökmüyoruz. Pekmezimizi tahine az dökmemiz gerekiyor. Pekmezimizi de bakın bu şekilde açıyoruz. Üzerindeki alüminyumunu kaldırıyoruz. Bunu da önceden yine karıştırmanızda fayda var. Çünkü bu da dibe çökmüş olabiliyor. Bunu da birkaç dakika önceden karıştırın. Daha sonrasında tahinin üzerine bunu döküyoruz. Bir kaşık kadar döküyoruz. Evet, bolcana dökmeyin yoksa çok katı hale gelir. Bunu devamlı bu şekilde karıştırarak bakın. Şöylece karıştırarak tahinle pekmezin birbiriyle özleşmesini sağlayın. Çünkü pekmez tahine göre ağır geliyor ve dibe çöküyor. Bakın bu şekilde tahinle pekmezi karışım haline getiriyoruz. Ve renginin koyulaştığını, kıvamının katılaştığını görebiliyorsunuz. Tahin pekmezin karılmasını bu şekilde yaparak kahvaltılarınızda güzel bir organik bir ürün olarak aile fertlerinize sunun. Çikolata yemek yerine veya başka organik olmayan karışımları, fabrika imalatı ürünleri yemek yerine özel olarak kendiniz organik karışım bu tahin pekmezi elde edebilirsiniz. Bakın pekmezini dediğim gibi az döküyorsunuz. Pekmezi az dökün ki bu böyle duru halde olsun. Yoksa pekmez çok olursa bu çabuk katılaşıyor. Katı bir hale geliyor. Tekrar durutmanız gerekebilir. Durutma da neyle yapılır? Ya yağ da katacaksınız. Kendi yağını, tahin yağını bulmak da zordur. Normal yağ da olabilir. Yağla inceltebilirsiniz. Suyla kesin inceltme yapmayın. Bu şekilde tahin pekmez karışımını elde ediyoruz. Afiyetle yemek üzere aile fertlerinize bunu da tattırın diyorum. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Desteklerinizi bekliyorum. Afiyetli günler, sağlıklı günler. Kanalıma lütfen abone olmayı unutmayınız. Bu muhteşem şekilde karışımı kahvaltılarınızdan eksik etmeyiniz.
afiyet içerisinde güzel günler sizlerin olsun. Hoşça kalın. Tekrar buluşmak üzere yeni videolarımı bekleyiniz.